Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde select seçim menüsünden bahsedeceğiz. İlk seçeneğimiz all, tümünü seç demektir. Bu seçeneğe tıkladığınız anda sayfanızın tamamı seçili hale gelecektir. Bir diğer seçeneğimiz deselect, seçimi iptal et demektir. Tıkladığınız anda ekranda olan seçim alanı iptal edilir. Kısa yolu kontrol D'dir. Bundan sonra yapacağınız işlemlerde seçimleri iptal etmek için Ctrl D kısa yol tuşunu kullanacağız. Reselect iptal edilen seçim alanını tekrar geri getirmek için kullanılır. Tıkladığınız anda iptal ettiğiniz seçim alanı tekrar geri gelecektir. Inverse seçim alanının dışını seç demektir. Seçimimi iptal ediyorum. Ctrl D tuşuna basarak. Burada görmüş olduğunuz açacağı seçeceğim. Seçim araçlarından herhangi bir tanesini kullanarak açacağımı seçiyorum. Quick Selection aracını tercih ettim ben. Hızlı seçim aracı hızlı bir şekilde açacağı seçili hale getirdim. Select menüsünden Inverse'e geri geliyorum. Tıkladığınız anda seçim alanının dışını seçer. Yani açacak dışında kalan alanlar üzerinde işlem yapacaktır. Kopyalayıp çoğalttığımız anda yeni bir çalışma sayfasına taşıyalım. Evet, açacak dışında kalan alanlar üzerinde işlem yaptığını görmektesiniz. Delete tuşuna basarak siliyorum. All layers bir diğer seçeneğim. Layer'larla alakalı işlemler yaparken tüm layer'ların seçilmesini sağlar. Katmanlarla ilgili işlemlerimizi anlatırken bunlara tekrar geri döneceğiz. Deselect layers seçili olan layer'ları iptal eder. Similar layers benzer layer'ları seç anlamını ifade eder. Color range renklere göre seçim yapabilirsiniz. Pencereyi tanıtalım öncelikle isterseniz. Seçim yaparken hangi renkleri seçeceğinizi buradan belirleyebileceğiniz gibi Sample Color seçeneğini tıklayarak da sayfa üzerine tıklayarak da renginizi seçmeniz söz konusu olacaktır. Ve tıkladığınız anda bu kısımda hangi alanın seçildiğini görmektesiniz. İmajı seçtiğinizde hangi alanı seçtiğinizi görmeniz mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Selection seçili kalması işimize yarayacaktır. Her defasında yeni alan seçecektir. Yine bu pencere üzerinde bulunan Add to Sample ya da Subtract from Sample seçeneklerini kullanarak da renk piksellerinin artmasını ya da azalmasını sağlayabilirsiniz. Fuzin isteğini kullanarak da seçmiş olduğunuz renk pikselleri alanının belirlenmesini sağlamanız söz konusu olacaktır. OK tuşuna basıyorum. Evet, sayfa üzerinde seçtiğim tonlardaki tüm pikseller seçili hale geliyor. Biraz karmaşık bir işlem gibi görünebilir. İşlemde daha pratiklik kazanmak istiyorsanız seçeceğiniz alanı yine seçim araçlarından bir tanesini kullanarak sınırlandırabilirsiniz. Ben burada kalemi seçmek istiyorum. Sadece sizlere daha önce göstermiş olduğumuz seçim araçlarından birini kullanarak alanı sınırlandırıyorum. Tekrar Color Range'e tıklıyorum. Artık ekranımda sadece kalemin aktif hale geldiğini görmektesiniz. Burada daha pratik bir şekilde seçim işlemi yapabileceğimi göreceksiniz. Fuzun isteğini birazcık düşürüyorum. Çok artı kullandığınız anda her zaman istediğiniz sonucu elde etmeniz söz konusu olmayabilir. İşte birden fazla renk pikseli olduğu için işiniz biraz zorlaşabilir. Okey dediğinizde sadece kalemle ilgili seçeceğiniz alanları belirleyebiliyorsunuz. Ve Ctrl D tuşuna basarak seçimi iptal ediyorum. Refine Mask seçim alanları ile ilgili düzenlemeler yapmamızı sağlar. Bunun için ekranda bir seçim alanının olması gerekmekte. Hızlı bir şekilde seçim alanı oluşturuyorum. Açacak üzerinde işlem yapmak istediğim için o alanı seçtim. Aktif hale geldiğini görmektesiniz. Refine Edge, Refine Max aynı şeyi ifade eder. Tıkladığınız anda düzenleme yapacağınız alanlar karşımıza gelmekte. Nasıl görüntüleneceğini de belirlemeniz buradan söz konusu olacaktır. İlk kısmım Radius kısmı. Bunu tıkladığınız anda seçimlerin kenarlarının yumuşadığını göreceksiniz. Alanlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Yine Smooth da aynı şekilde köşelerin yumuşaklığı için tercih edilen alanlardan biridir. Hatta daha iyi görmek adına arka fonunu siyah yapalım. Beyaz da bazen belli olmayabiliyor.
Değeri arttırdığınızda kenarların daha da yumuşak hale geldiğini görmektesiniz. Fader yumuşaklık demekti. Yalnız smooth'la fader arasında şöyle fark var. Fader kenarları bulanık gösterir. Smooth ise kenar keskinliğinin, daha doğrusu kenarların daha yumuşak bir şekilde alınmasını ifade eder. Yani benzermiş gibi duruyor ama evet, uyguladıkça aradaki farkı daha iyi görüyorsunuz. Fader kenarları yumuşatırken smooth seçeneği yine kenarları daha düzgün görünmesini sağlamakta. Kontrast seçeneği renk arasındaki zıtlıkları ifade ediyordu. Yine seçtiğiniz alanın köşelerinin nasıl ayrılacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Örneğimizde de görüyorsunuz. Köşelerine bakın değiştirdikçe. Çok detaylı olmayacaktır bazen sonuçlar. En iyi sonuçları elde etmek adına bu tarz ayarlar yapmanız işinize yarayacaktır. Yine Shift Edge seçeneklerini kullanarak da seçtiğiniz alanın köşeleriyle ilgili düzenlemeler yapmanız söz konusu olacaktır. İşlem yaptıktan sonra yaptığınız seçimin dışarıya nasıl çıkacağını sağlıyor. Yeni bir layer'da, yeni bir layer maskesinde, yeni bir dokümanda layer maskesiyle belirleyebilirsiniz. Biz new layer diyelim. Henüz layer'ları anlatmadık. Anlattığımız zaman bu konunun daha iyi anlaşılacağını göreceksiniz. New layer işinizi görecektir ve okey dediğinizde belirlemiş olduğunuz işlemi yeni bir layer'da görebilirsiniz. Diğer layer'ları görmek için layers paneline gelip yüz işaretini tıklamanız yeterli. İstediğiniz gibi bir sonuç elde etmiş olacaksınız. Hemen diğer sayfama taşıyorum. Açacağımı istediğim gibi konumlandırıp istediğim işlemin sonucunu elde etmem mümkün olacaktır. Shift'e basmayı unutmayın. Orantı sağlayacaktır. Bir diğer alanımız modifi alanı. Şu an pasiftir, sebebi ekranda bir seçim alanının olması gerektiğinden. Yine hızlı bir şekilde Quick Selection aracını kullanarak alanımı seçiyorum. İlk seçeneğimiz border, kenarlık demektir. Seçimi kenarlığa dönüştürür. Ne kadar genişlikte bir kenarlık elde edeceğinizi belirliyorsunuz. Ben görmeniz adına 20 piksellik bir değer giriyorum. Okey dediğim anda biraz büyütelim. Seçimin kenarına bir border kenarlık eklendiğini görmektesiniz. Bunu arka fon rengimi kullanarak siyaha boyayacağım. Ctrl Delete tuşuna basıyorum ve Ctrl D diyerek seçimden çıkıyorum. Tam ekran moduna geldiğimde yaptığı işlemi görüyorsunuz. Seçim alanını bir kenarlık olarak kullanmanızı sağlıyor. Geri alıyorum. Ctrl Alt Z tuşuna basarak ve Select menüsündeki Modifi'deki diğer seçeneklerle devam ediyorum. Smooth seçeneği kenar yumuşaklığını ifade ediyor demiştik. Az önceki pencerede aynı işlemler söz konusu. Burada tek tek yapabiliyorsunuz. 50 değerine girdiğinizde evet, alanların kenarına bakacak olursanız ne kadar yumuşadığını göreceksiniz. Şöyle geri alalım. Evet, aradaki fark. Tekrar geri aldığımda aradaki farkı görüyorsunuz. Expand seçim alanını genişletir. Belirleyeceğiniz oranda, örneğin 100 piksel diyorum, 100 piksel oranında genişletiyor. Geri alıyorum. Kontrak küçültür. 100 piksel seçeneğini giriyorum. Bu sefer seçim alanınızın küçüldüğünü görmektesiniz. Ve modifide bahsedeceğimiz son seçenek fader seçeneği. Kısa yolu Shift F6'dır. Bundan sonra fader özelliğini kullanacaksak bu özelliği tercih ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Options bardaki seçenekler işimizi sıkıntıya sokabilir. Bu sebeple onu kullanmayı tercih etmiyoruz. Neyi tercih ediyoruz? Select menüsündeki Modify Fader seçeneğini, kısa yolu Shift F6'dır. Kenar yumuşaklığının ne kadar olmasını istiyorsanız bir değer veriyorsunuz. Ve nesnenizi üzerinde işlem yaparken kenarların yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Arka fonumuz şu an beyaz olduğu için pek belirgin görünmüyor. Ben siyah bir arka fon belirleyeceğim size. Daha sonra bunu anlatacağım nasıl yapacağımızı. Sadece seçimin sonucunu görmeniz için bu işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra buna değineceğiz. Evet, Grow ve Similar benzer renk piksellerini seç demektir. Nerede hangi işlemi tercih edeceğinizi kullanarak karar verebilirsiniz. Yine ilerleyen derslerimizde bahsedeceğimiz işlemlerle bu özelliği kullanırız. Transform Selection seçim alanını boyutlandır demektir. Tıkladığınız anda seçimin kenarlarını boyutlandırabileceğiniz bir alan gelmekte. Sadece seçim alanını büyütüp küçültebilir, köşelerine gelerek de döndürme yapmanız söz konusu olacaktır.
Escape'e basarak iptal ediyorum. Onaylamak için Enter demeniz yeterli. Quick Max Mode maskeleme ile alakalı işlemler yapar. Bunlara daha sonra değineceğim. Ve Load Selection ve Save Selection. Save Selection seçimi kayıt etmek için. Load Selection'da kayıtlı olan seçimi tekrardan ekrana çağırmak için kullanacağımız seçenekler olacaktır.